Yine kim yoruldu be? Ameliyathanedeki bir teyze yorulmuş. Seni alalım ameliyathaneye. Aslında seni de alabilir... Yo CCS'e git, CCS... CCS'teki şu yara durumunu toplamamız iyi olur çünkü travmada... ...değil gazda şu an bayağı bir... ...sıramız var. Gazda totalde 10 saat sürecek, bunlar da 9 saat sürecek. Neyse ki onların durumu daha yavaş kötüleşiyor bu sırada. Lysar'a Samit geliyor, Rezal. <laughs> Lyser'a güzel oyun da ne zaman çıkacak bilmiyorum. Terminatör geliyor Terminatör. 3 bölümü oynamıştık. Şimdi strateji harita üzerinde oynama şeyi verecek bize. Bölümü verecek. 2 yeni bölüm. Özel erişim bu. Demo ile alakası yok. Zaten oyun 19 Şubat'ta çıkacak. Dolayısıyla Terminatör'ü yapacağız. Şimdi diyor ki Arazi haritalarını incelik, inceledikten sonra ve siper bölgesine baktıktan sonra iki tane e, giriş noktası var tünel için diyor. Bir tanesi batıda daha güvenli bir opsiyon ama da, düşman daha zor bir şekilde bunu fark edecek diyor ama daha uzun sürecek. İkinci opsiyonsa doğuda e, daha kısa tünellere izin verecek ama düşman fark edebilir diyor. O zaman batıya gitsin daha uzun sürsün ne yapalım. tünelin bitişini beklediyor. 7 gün mü diyor? Yedi gün. Oha. 7 gün oh. görev bitiyor lan neredeyse 7 günü? Gaz silahlarının yasaklanması mükemmel olay. Yani saçma sonuçta çok fazla e, zarar veriyorsun. Kendi askerine de zarar alıyorsun. Ya yani bir silah kullanmadan önce iki kere düşünmeleri lazım aslında. Çünkü bir, hani savaşı kazandıracağım derken kendini de bok yoluna atıyorsun. Sen olayı kadar tırmandırırsan karşı tarafta o kadar tırmandırır. 6'ya 25. En azından Soğuk Savaş bence bunu öğretmiş olmalı artık dünyaya. Sıradaki oydu yazıyordum. Terminatör. Yeni bölümleriyle. nereyle? 2 bölüm galiba yeni şey gelmiş. Evet, ee, yapacağız. O harita üzerinde oynanışı hiç göremeden şey bitmişti. Demosu bitmişti. En azından onu göreceğiz bakalım nasılmış. 24. İyi paramız da iyi. Bu bölüm biraz şey başladı. Çıtır başladı. Galiba bu tünellerde falan bayağı bir yaralı vereceğiz biz. Ben <laughs> hani pozitif olmak istiyorum ama içimdeki o şüpheci direkt e, her an bir boklar dönebilir diyerek bakıyor mevzuya. Alkolümüz bitmeye başlamış. Alkol üret. Bize yemek geliyor ama alkol gelmiyor. Bizim mühendis ihtiyacımız biraz fazla gibi. Araştırma dönüyor zaten. 9 saati var. Depoyu büyütüyoruz. Şu freight şeyimiz yetmiyor ve freight'a sürekli 600-600 geliyor. Depoyu büyütmemiz şart. Ha yeni yaralılar geldi. Getir bakalım. 4 tane yaralı. Ha buraya mı geldiler? Güzel. Dinlenmiş doktorlara hemen verelim orta ekiliği. Sen yoruluyorsun. Buradan sonra dinleneceksin. Sonra bunlar var. Valla bizim gaz ünitesini de büyütmemiz lazım. Gaz doktoru da almamız lazım. Çok can verdi. İleride kesin boss var. <laughs> ya birazcık öyle bakıyorum aslında olan bir tane. Pek böyle şey değilim. İyimser değilim. Güzel. Rehabilitasyon kısa olsun. Farmasi ne oldu burada? Yorgunsun gel. Gel. Tramvaya bak dibi vurdu bile. Şunu daha hızlı kullanabileceğim bir yer olsa kullandıracağım da. Araştırmaya çok gitmiyor. Bugün gelen patch beraber aslında bu biraz dengesizleşmiş olabilir. Çünkü her şeyin fiyatını inanılmaz kırmışlar. Dediğim gibi bugün bir balans peçi geldi. Toparlayalım balansını şeyin araştırmaların şunun bunun diye. Ee, biraz fazla kırmışlar gibi geldi bana. Tamam. Şu hastaları da mesela hangi bölümde olduklarını araya bir yere yazabilse iyi olurmuş. Kim bekliyor, hangi bölümü bekliyor falan pek göremiyoruz onu. Bazı ufak dokunuşlara ihtiyacı var oyunun da o yapılır. Oyunu terk ettiler falan diyordu geçen de biri. Pek de terk edilmiş gibi durmuyor oyun. Gönlümden şu geçiyor. Aslında Guild 3'ü de terk etmeseler. Şu güzel bir DLC ile falan bir oyunu devam ettirmeye çalışsalar çok güzel olacak ama. Sanırım erken erişim diye DLC yapmıyorlar bu Halbuki çok güzel bir oyun. Daha iyi mi çalışıyor? Çalış. Çaliş çaliş. 10 saatimiz var araştırma için. Peki boşta kim var? Gel travmaya gel. Hızlandıralım. 3.2 artı bir de alkol içiyor. Aa, travma ilacı için hem alkol hem malzeme kullanıyor. New Cycle 15 dolardan mı çıkmış? 30'da çarp 450 TL. Bence iyi. Bizim için fiyatı bayağı iyi. Evet. 450 TL iyi bir fiyat ya. Çok anormal gelmedi. Güzel bir fiyat. Yani Last Train Home'da o fiyattan çıkmıştı. Sonradan zam yedi. Güzel bir fiyat. Şöyle alalım. Sıfırdan değil. ikinci bölüm bu. Ah VIP geldi. <laughs> Ha sen boştasın sen gel. <laughs> Git bakalım HQ'ya. Koş. Sir, Nereye geldi bu sırada VIP? Travmaya geldi. E, güzel. <laughs> Benim aslında tedaviye ihtiyacım yok. Ben çok iyi durumdayım diyor. Ne yazıyormuş? Bakalım. New Cycle'a yorum yapabiliyor musun? Yapabiliyordum. Hep yapabiliyordum. Hiçbir ambargosu yoktu. E, bence New Cycle güzel bir oyun. Sadece yoruyor. Kaynak yönetimi çok yoruyor. Çünkü aynı binadan iki farklı ürün çıktısı alman gerektiği için aynı binadan iki tane yapman gerekiyor. Bir yandan ham madde çok hızlı tükeniyor. Mesela Frostbank'ın o yanı yormuyordu. Çünkü kaynak olarak kullandığın şeyler daha böyle... E, nasıl söyleyeyim yenilenebilir kaynaklar değildi ama sayısı belli bir sayıdaydı yani sürekli onu düşünmek durumunda kalmıyordun ham maddeyi bir yerden toplatıyordun daha yoğun toplanması için araştırmalara değiniyordun New Cycle pek öyle değil. New Cycle'da her yerde biraz kaynak var. E oraya onu kurayım, buraya bunu kurayım. E şunu ne yapmıştım, bunu ne yapmıştım. Biraz Anno gibi yoruyor beni kafa olarak. O yüzden öyle çok uzun süreli oynayamıyorum New Cycle'ı. Ama güzel oyun bence. Bence güzel. iyi yapmışlar. Ee, ne demiş? Bu adamı azletmemiz gerekiyormuş VIP olarak. Bu İngiltere İngiltere İngiltere'deki karargahtan geliyormuş bunun şeyi. Ee, travması ve yaşadığı şel şoktan dolayı yapılması gerekiyormuş. Adam da bırakın beni savaşırım ben diyor. O gizlemeye çalışıyor bunu tabi diyor. Komuta yerine daha iyi askerler verecek diyor bunu şey yaparsan az edersen tamam tedavi edelim az edelim o zaman unutmayalım ama o herif 5 dolar değer biçtim düşünceler o fırlayabilir yani onu söyleyeyim 15 biraz az gibi geldi bana o oyun için C dönmesin last train home'a dönmesin last train onda öyleydi sonra bir anda fena oldu Aslında bu durum için biraz arayüzü geliştirmeye uğraşsa da çözülür. Ya oyun erken erişim zaten şu an. Erken erişim olarak çıktı oyun. O yüzden yani illaki gelişecektir her şey. Sir, ee, altı kişi burada var tamam. Bu taraf ne oldu? Alkol mevzunu nasıl çözeceğiz ya biz? Sürekli Sir. alkol mü üreteceğiz? Travmayı biraz rahatlatalım diyorum ama Saat başına 0.5 üretiyor bu sırada kullanımı çok fazla bunun üretimi çok az ya Çok worth değilmiş sanki üretimi Dışarıdan alması daha kolay gibi geldi bana Genel olarak Alkol gerçi daha ucuz dışarıdan almak alkolü Bir, Biri alıyorum alkolü Buna iki tane veriyorum altı gidiyor Aslında alkolü dışarıdan alıp direkt şey de yapabiliriz Neyse yeni yemek geliyor depo yetmiyor gördüğünüz gibi. Fright için de aynısı geçerli yani depoyu fullüyor her seferinde 600 geliyor biz 700'e falan falanca indirdik daha Ne yapsın cerrahlar oğlum İş gelmiyor ki Ne zaman geliyormuş bir sonraki hasta 9 kişi geliyor hani Amiens'den gelenler ya 9 kişi geliyor 10, 10 Ağustos sabah 10'da geliyor 5 saati var gelmesine Sonra bir daha 11 Ağustos'ta geliyor. 24 saatte bir gelen 10 kişi bizi çok yormuyor ama travma ve gaz üzerine geldikleri için biraz yavaş tedavi edebiliyoruz şu an. Biz bir gaz bölümünü büyütüp bir tane de gazcı alırsak doktor olarak fena olmayacak sanırım. Şu anlık çağıracağım bir personel yok. Yani cerrahi ihtiyacım yok. Şeye ihtiyacım var. Gazcıya ihtiyacım var. Parayı biriktirip gazcı alırız. Mika 36. ayın kutlu olsun. Teşekkür ediyorum. New, Circle için mi diyorsun Satayna? Yani bu bu sene bu sırada ben size bir şey diyeyim mi? Aa, Twitter'dan onu paylaştım. Stadelum diye bir oyun çıkıyor. Dur 2 saniye hemen göstereyim. Üç yıl nedir ya? 31 yıl eder demiş. Yavşak. Bugün şey var. 13.49 dolardan çıkmış. Stadelum. Aynen zenginim. Stadelum 90'larda aramızda biliyorum benden daha büyükler de bayağı bir var. O yüzden bunu rahatça söyleyebiliyorum. 90'larda ve 2000'lerin başlarında Caesar vardı. Sezar. Oyun olarak. Belki bilirsiniz. Bu Steam'in böyle yavaş ağır götlü çalışması beni benden alıyor bu sırada. Bu görseller asla açılmıyor ya bir türlü. Çıldırıyorum. Project Hospital. Project Hospital neydi ya? Sezar 4 oynadım. E, 4 eskilerine göre pek iyi değildi. Fero işte Sezar o tarz bir oyun gibi düşünün bunu. Bu sene duyuruldu. Bu sene çıkacak bu oyun bu sırada. Bu şekilde çıtır görselleri var. Direkt Sezar'ı andırıyor oyun. Ee, belki grafikler size çok basit gelmiş olabilir bu tarz bir oyunun ana olayı zaten şehir üretim hattı oluşturma ordu kurma işte orduyu savaşa yollama tarzında şeyler bunlar 90'larda Sezar'ın yaptığı olaylardı bu oyunda bunu getiriyor imiş ne kadar iyi işleyecek bilmiyorum herhalde turn based savaşları olacak bu şekilde ya da biz koyacağız onlar otomatik savaşacak gibi duruyor zamana bak bakınca hani öyle duruyor en azından bilemiyorum şeyini ee, ama en azından oyunda savaş da var, üretim hattı da var falan. Aklınızda bulunsun Stadelum. Devam. Tanrılar ne işledi bilmiyorum. panteonları mutlu edin falan diye yazıyor altında. Bir tane hasta mı geldi? Şey. <laughs> Şaşırtıcı derecede iyi gidiyoruz diyelim. Dur nazar değdireceksin pezevenk. Ee, en kaliteli doktorları devreye sokalım. Boşuna kayıp vermek istemiyorum. Sen dinlenmen bitince de sen böyle devam edersin. Ameliyatlar çok uzun sürüyor. Vallahi ona şey bulmak zorundayız ya. İkinci gazcıyı bulmak zorundayız şu an. Yemek bayağı bir gidiyor ilk bölüme kıyasla. 28-28 gidiyor. Neyse ki yerine de iyi koyuyor. Hani yemek üretmekle şu an uğraşmak durumunda kalmıyorum ama. Depo kapasitemiz böyle. Fright çok dolu. Yemek kurtarıyor. Var mı boşta birileri? Var. Yolla. Yolla çalış. Burada neyimiz var? Gel sen de böyle bekle. Moral yükseliyormuş. Yükselsin. Bayılıyorum böyle haberlere. Henry Gore. Yürü. Herkesi şey komuta merkezine atıyorum. Direkt. Siperleri böyle zar zor tutacağız. Ucu ucuna. Yok öyle fazladan adam yollamak. Ne getirdi? Personel. Yaralı getirdi. Yok ya bundan bir sonraki yaralıydı galiba ya. Sabah 10'daydı. VIP hasta ne oldu? VIP hastanın bitti mi ki tedavisi? Daha bitmedi. 9 saat travmanın şeyi. Tedavisi. Travma çok uzun sürüyor. Şey de öyle. Kimyasal da öyle. Şu galiba bu sırada VIP. %85'te falan. En çok kaybı da bu sırada travmadan veriyoruz bence ama. Abi diğerleri kayıp veriyor gibi gelmiyor bana. Çatır çatır ameliyat ediyoruz, hiçbir şey olmuyor. <laughs> Travman ne tamam. Bu çocuk gerçekten ne kadar yavşak ya. İnanılmaz. Aa saat 10 geldi yaralılar. Güzel daha az kaynak. O yüzden gaz kullanılmamalı. <laughs> bak sebebi bile belli. Sir, Malum bıyıklı adam bile gaza maruz kalmış. Sonra ortaya çıkana bak. Sir, Pardon, şöyle bakacağız. Yine gaz yiyenler geldi abi. Oh. Oh, oh. burada bir daha yorulacak doktor. İşimiz iş. İstersen rehabilitasyondaki hastaları kutulara dağıt. istersen süresi dolunca gidiyor. Fark etmez ya. Yaralıları biraz yavaş topluyoruz. Halbuki 3 ekip olması lazım ama. Evet. Ha, depo oldu. Depo oldu. Şimdi neye ihtiyacımız var bizim? Bir bunların ameliyatlarının daha hızlı ve daha efektif olması için bu eventlerin şeylerini yapmamız gerekiyor. Bu birinci problemimiz. Floroskop. Operasyon zorluğunu %50 indiriyor. Bu bile çok güzel. Bir de gaza ihtiyacımız var. Gaz şeyini açalım. Şu an dinleniyorlar ama ya. Biraz bekle de öyle açarız. Evet. Devam. Bugün git yarın gel. Düşünsene adamın bacağı kopmuş öyle diyorsun. Bugün git yarın gel. Şu an yerim yok diyor. Cerrahlar rahat şu an. Dedem hardal gazını ilk sıktıklarında bu kefere yine o sıra o savaşa gidiyor deyip kafasını kaldırmış. Siperden vurmuşlar. Allah rahmet eylesin. <gülüyor> 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 Battal geldi aklıma <laughs> yavşak. Dün gece Elif şeye çalışıyor. Sınavına çalışıyor tamam mı? Yayın bittikten sonrasını söylüyorum bu sırada, Gece bir falan galiba böyle. Herif sınava çalışıyor. Sınav sınavla ilgili kitaptan okuduğu yerleri altını çizmiş. Kitabın resmini bana atıyor. Hani okuyacağımı zannediyor tabii ki. Okur muyum? Onunla mı uğraşacağım? Manyak sürekli atıyor, sürekli atıyor. Dedim ki dersini çalış, beni delirtme. Kafayı yedirecek bana. Sürekli kitaptan bana şeyler atıyor böyle, pasajlar atıyor. Ulan bölümü zaten ilahiyat. Çok beni ilgilendiren bir kısım da değil. Adam sürekli atıyor bana ya. Aha bizim VIP tedavi oldu. Bunlar 11 saat sürecek. Sonra dinlen. Sen de böyle gel. Toplum zararlısı pezevenk. 32 32 devam. Bir şeyimiz yok. Şu yaralanmayla beraber muhtemelen tren şey olacak. O biraz tehlikeli olacak. Biri öldü. Şimdi şu VIP'yi bir bulalım. Buydu değil mi? Ya i̇ki VIP mi var? Release from service. Tamam, seni şöyle koyalım. Tamam. İlahi çok sakıncalı. Beni ilgilendirmiyor abi. Ne yapayım? <laughs> Adam orada tasavvufi şeyler okuyor. Ge gidiyor bana yolluyor. İki kişi boşta. Hemen gaz şeyini başlatalım. Biraz süresi uzun sürecek aslında. İki kişi daha yollayabilirsek. Alkolü bırak sen gel. Sen de travmayı bırak gel. 4 kişi hızlı hızlı yapın. 16 saat sürecek. <gülüyor> <gülüyor> Rehabilitasyonu kısıyor. Maliyeti düşür. <laughs> Mevlana key <kemiymiş>. Kırmızı liste. <gülüyor> <gülüyor> Warhammer lore, lore evet. Katılıyorum. <laughs> Spoiler da yemiyorsun en azından. Öteki spoilerlı biraz. 033 yolla şunu da hemen şeyine. Sen de yollayalım. Tamam. Patient, patient is cured. Yalnız gitgide burası büyüyor ve çok güzel bir şeye dönüşmeye başladı. Çok hoş değil mi? Binaların sürekli gelişim geçirdikçe büyümesi falan bence güzel bir olay. Bu da gelişti. Buraya tank gibi bir şey eklediler Sir, su tankı bir şeyleri geliştirdikçe görsel olarak oyuna yansıması bence bayağı güzel. Eyvallah iyi akşamlar Holy Hurricane. İyidir senden ne haber? Ben İncil'e yeni başlamıştım. İsa öldü dediler bıraktım. Sir, operation was successful. Morali bozulmuş spoiler yiyince peki. Aha dediğime geldik. Gaz hastasına bak. 3 kişi bekliyor gaz hastaları olarak. Çok fazla var ya. Eğer bu bölüm full böyle gelecekse yan taraflara biz sıçtık. Çünkü onlar şey de değil. Yani böyle normal ameliyat gibi de değil. Çok uzun sürüyor ve çok da pahalılar. İşimiz iş. Pahalılığı nasıl halledeceğiz bilmiyorum ama işimiz iş. Sen kal. Ya yani mümkünse bir kişiyi daha hatta dinlendiririz diyeceğim de Medik ekibinin önemini şöyle anlıyorum. Önce bir şuraya bakacağım. 3 puan. Tamam. Bir tane daha medik ekibi çağır. Çünkü bu kıyamet koptuğunda ADS'ye de yetiştirmemiz gerekecek. Burada da olmaları gerekecek. Ne kadar fazla doktor varsa o kadar çok medik ekibinin koşturması gerekiyor. hasta taşıyorlar buraya. Buradan hastayı taşıyorlar rehabilitasyona falan. Bu bölgede tutmamız lazım her türlü 3 tane falan. Çünkü çok fazla doktor var yani hepsini yetiştirmeleri gerekiyor. E bir yandan siperde olan kayıpları da yine ADS'den halledeceğimiz için işimiz iş. Hızlandır bakalım. Şu anlık biraz sakin. Yorgunluğa ilaç olsun diye buraya geldim. Ben seni daha da yorarım. Oyunda ilerleme hissini derinleştiriyor. Yani güzel gözüküyor bence her türlü. Rehabilitasyon kısıyor, moral artıyor. Yapıştır. de efektifliği arttırıyor diyor ama şeyini bilmiyorum yani. Ne kadar efektiflik veriyor neye göre değiştiriyor. Neyi tam olarak efektif hale kılıyor onu bilmiyorum. Neyse ki bunların hasta durumları daha yavaş kötüleşiyor o bak güzel bir olay yani. Hakikaten çok uzun sürüyor ama daha yavaş kötüleşiyor halbuki gaz falan sanki daha böyle hızlı kötüleşmesi gereken bir şey gibi geliyor bana. Ne oldu burada? Eğer hesaplarımız, hesaplamalarımız doğruysa, tüne, tünelimiz düşen zeplinin olduğu bölgeden geçmek üzere diyor. Mühendislerimiz tünelin ekstra yükü kaldırabileceğini düşünüyor ek desteklerle, ama emin de olamıyorlar. Etrafından kazmayı deneyebiliriz güvende olmak için, ama bu da ek iş gücü istiyor ve yemek istiyor diyor. Yemek veremem. Ha, altından geçersek iki mühendis göndereceğiz, 24 saat sürecek, 500 Fright puan alacak benden. Tünel daha iyi olacak. Etrafından dönersek 250 puan, 10 yemek, ee, daha iyi durumda olacak tünel, yani biraz daha iyi olacak diğerine kıyasla. Ama yaralanma riski var. Peki, zeplinin altından gidelim ama iki mühendis. Tedavicileri yollayın bari. Bir tanesi kalsın, bir tanesini yolla. 24 saat yok. Spider-Man 2 nasıl torrent'e düşmüş? Deneyen var mı? H hıyar çıkmasın. Bunlar kim? Ne oluyor? Kavimler göçü. Ne oluyor oğlum? Bir köyü yakmış bu sırada şey Alman şeyi ekibi. Biz onu kovalıyoruz şu anda. Hemşire yorgun gel. Siviller ne yapıyor ben de anlamıyorum. Bir şey de yazmadı. Bunlar gelecek de yemek yükümüzü mü arttıracak diyeceğim. 34 oldu sanki. 20 küsür değil miydik ya biz? Bir iki de trench olayım. Bunları da mı iyileştireceğiz? Nedir? Hiçbir şey de söylemedi. Beş dakikası kaldı bunun. Tünelin daha bayağı bir var. Altı gün sürecek tünel. On iki günde de görev bitiyor. Yarısı tünel KAZMAKTA geçiyor görevi. Yine hastalar var. Gel bakalım. Artık gelmeseniz mi gaz bölümüne ya? <laughs> 11 saati var geliştirmenin. Nasıl yetişecek hepsi bilmiyorum. Bir kişiyi kaybettik. Bunu hızlandırdı. Bu biraz daha zorlaştı. Sıkıntı yok. Ee, HQ'ya gidin. Buradan İngiltere'ye tünel kazarak gideceğiz. Ya şu an şeyimiz bayağı iyi bu sırada. Kurtarma oranımız bayağı iyi gidiyor. Operasyon daha uzun sürüyor. Uzun sürsün. Sir, sıkıntı yok. Dramacımız var nasıl şu an? Bizim için önemli olan gazcı ya, evet. gazcının evet. eventlerini hep kısmaya çalışmam lazım. Eze, sen böyle gel, sen böyle gel, sen böyle gel. Sir, nurses, are on the way. nurses on the way. Git bakalım. Sir, is o insanlarla ilgili hala bir haber yok bu sırada. Ne oldu abi? O insanlar kimdi? Neydi? Aa geldiler. Ee, bir grup mülteci geldi diyor hastaneye. Buraya yerleşmek istiyorlar. Kadınlar ve çocuklar var yanlarında. Onları buraya almak e, kaynaklarımızı biraz zorlayabilir. Ama daha uzun yolu kesinlikle şey yapamazlar diyor. 12 sivil alıyoruz. Moral yükseliyor. Sivilin şeyini nereden tutuyoruz ki? Artı 12 sivil diyor da. Sivil popülasyonun şeyini nerede tutuyoruz bilmiyorum. Kantinden mi çıkıyor acaba? Çok fena yemek tüketmeye başladık. Sir, was Neden bu hemşirenin yüz tasarımı insan huzur vereceğin sıkıntı bir? E, rahibeler çünkü yani. Çok tıbbi bir durum yok orada da. Geçen yayın tram ölüyordu şimdi gaz. <laughs> Geçen yayın şey ölüyordu. Direkt cerrah şeyi. Şimdi. Tekerlek izlerini takip ettik. Keşif ekibimiz Alman kampına rastladı diyor. 10 tane asker, 2 tane araç, birkaç tane de çadır var diyor. Komutan e, bir konvoyun sadece bir kısmı olduğunu düşünüyor bunun diyor. Yeterli asker yok gibi çünkü bu kadar kamyona ve bu kadar e, teker izine oranla. Kampı incelerken... Bunların geri bırakılma sebebinin aslında tamamen araçların bozulmasıyla alakalı olduğunu düşünüyorlar. Peki. Direkt önden saldır diyebiliyoruz. Gitmelerini bekle sonra Almanları izle diyebiliyoruz. Ya da gece karanlığında kampasız. Gece karanlığında sızın bakalım. 22 saatte o sürecek. Oruç. <laughs> Aralıklı oruç tutsunlar. Yok öyle sürekli yemek, sürekli yemek. Frostpunk 2 game pass'e gelecekmiş bakacağım mı ona? Geldiğinde oynarız. Kaçar mı hiç? Mafias, sen yemek mi yapsan? Travmamız azalıyor, travmaya. Travma deposunu da büyüttük gerçi aslında, dışarıdan da alabiliriz ya. Şu an hiç böyle kaynak sıkıntısı yaşayacakmışım gibi hissetmiyorum şahsen. İnanılmaz bir kaynağım var bunlar da bayağı pahalıymış gerçi böyle söyleyince ama. Böyle. Yani kaynak açısından pek sorun çıkartıyormuşuz gibi hissetmedim. Biz o VIP'yi yolladık onunla ilgili event gelmedi değil mi bize? Evine yolladık hiçbir şey gelmedi anasını satayım. Hani asker yollayacaktı şey bize? Komuta merkezi. Belki bir süre bekletip böyle yollar. Ha evet gel. Ulan ne mübarek adam. Ekstra asker geldi ve size de bir haber geldi diyor. Ee, Albay Wells. Şey İngiliz karargahındaki etkimin size kadar ulaşması beni mutlu etti diyor. Ee, komuta merkezinin sözünü tutmasını sağladım ve sizin şeyinize tesisine tesisinize Ekstra askerler yolladılar oğlumu karşılamak için. Artı 6 verdi güç olarak ama hala kırmızıyız. Demek ki yetmedi o 6 asker. Yeni yaralılar. Bayılırım. Yine gaza... Aa, yeter artık gaza gelmeyin. Yeter gaza gelmeyin. Gazda kıyamet kopuyor. Yeter artık. Salın şu gazı. Elime oyunu. Salın gazı. Neyse 3 saate toparlıyor bakalım. İnşallah yetişir. Cerrah da mı geldi? Cerrahi alan Gel. Hepsini de buna şey yaptırıyorum. En çok yetenek bunda vardı. Aslında yeteneği olmayana yaptırıp onu da yeteneklendirsek fena olmazdı ama. Boş ver. patient is cured. Umarım asker açımız olmaz ya. Yemeğimiz olarak sadece bal şey konserve balık ve ordu bisküvisi kaldı sadece diyor. Savaşın sonunu gördüm diyor. Bu yazılar çıkmadı bu kadar sanki. Aileme yazmalıyım, onlara durumumu söylemeliyim diyor. Güzel. İyi, şu anlık sakin. Bunun 18 saati var. Tünelin 12 saati var. Bir saat sonra da gaz odası geliyor ekstradan. <laughs> o nasıl büyüyecek acaba? Burayı biraz daha mı dağıtacak? Bütün bu alanı kaplayacağız böyle gidersin. Hadi oğlum yap şunu da doktorunu çağıralım. Güzel. Hemen gazcıyı çağırın. Gaz odası. Ya yani işte gaz tedavi, kimyasal olan tedavi ne diyeyim? <gülüyor> <gülüyor> Bilemedim nasıl şey yapacağım. Kaynasız. <laughs> Çatışma geliyor. ADS'ye yollayalım mediklere. <laughs> Abi 3-3 <üç, üç> kalabilirler ya. <laughs> Galiba trenden de şey mi geldi? İnsanlar yaralı askerler geldi aynen. Tam yaralılar geldi üstüne bir de işte çatışma kopacak. Dediğim gibi üst üste getirecek hep bunları. Aksiyonumuz bol olsun diye. Ne oldu? Aa çok iyi. Çok hızlandırıyormuş ameliyatı. Ooo durumu kötüler gelmeye başladı bayılırım yolla geri gitmek istemiyorum diyor asker bir yandan sen dinlendin şurada bir yerde seni bir daha dinlendireceğiz muhtemelen bunların şu üçünü alsak 15 saat diyor bunlar da 12-15 saatte bu sürüyor tamam şurada dinlendiririz seni yeni doktora veririz hepsini ikili gider Çünkü 15 saatin üzerine ne yapacağımız ameliyatlar da anasının gözü olacak 2 saate kadar geliyor medik. Mühendisler de bir dinlensin ama neyi yapacağız bu sefer? Yemek üretimi mi yapacağız? Ne yapsak bilemedim. Depomuz iki katına çıkmış. Güzel. Biz ne yapsak acaba? Rehabilitasyonu kısıyorsun. İyi. Operasyonu kısıyor. Daha da iyi. İhtiyacımız yok ama. Bir tane mühendis yolla iki şey kazan diyor. Şimdi mühendis mühendisim, hemşire. Yollayalım hemen. Heh, hastalar akıyor bu sırada. Oo acil durumda biri gelmiş. Gaz, gaz, gazın haline bak sen. Kıyametler kopuyor gazlı. Tamam sen de gel ameliyata başla. Burada ne oluyor? Sen de gel tramvaya. Mühendis odamız yok şu an mühendis için. Hemşire için oda açabilirim şu an. E, ya şu aradaki zımbırtıları da yapmamız lazım ama hemşire de bayağı bir lazım gibi geldi. O yüzden hemşire odası yapsak iyi olur. Yapgın İzan Paşa teşekkür ediyorum abone için. 11. ayın kutlu olsun. Eyvallah görüşürüz. İyi yayınlar yayına kaçacaksan. Teşekkür ediyorum abone için. Otel mi açalım? <laughs> Gaz doktorunu iki yapacağım. Eyvah eyvah. Ne gelecek bakalım buradan mesela. Bir sonraki saldırıya yeterli askerimiz yok. Kaç kişi? 11 kişi mi? CCS'ten birini azaltmak istemiyorum. Mezarlıktan götürelim birini. 11 kişi biraz fazla gibi. Yeterli hemşiremiz de yok. Bu durum için hemşire bayağı lazım ya. Ne kadar sürüyor? İyi. Hızlı yapılıyormuş bu. 12 oldu. 13 oldu. Oh oh oh. Yaralı sayısına bak. 13 kişi yaralı. 4 tane ekibimiz var. Bu adamlar sürekli git gel yapacak siperlere yetiştirebilmek için. Aslında ADS'yi de büyütmemiz lazım. Hadi o belki biraz daha böyle şey yapılabilir. Ee, tolere edilebilir. Bir kişi öldü bu sırada direkt. Bizdeki de şans. Hemen ölü verdi. Gel siperlere yollayalım sizlere. Sen de HQ'ya git. <laughs> <laughs> Rehap'ta bekleyen 7 kişiyi direkt yolla. Şel şok olanları direkt kuşuyor diz. Hepsi korkak. <laughs> Üretim bandı mı? Güzel morali yükseltiyor. Ver. 14'ü. 2 günümüz var ya. Aha gazcı da geldi. Güzel. Özellikle iyi çatışabilecek insanları. Yalnız bunlar çok fazla yoğurdu doktor üst üste. Bunlardan sonra dinlensin 9. saatte. Senin ne kadar? Bu yorgun değil. Burada yoruluyor. E tamam. Kaç saat sürecek? 10. 19 saat. Bu da 9 saat sürecek. 9 saatten sonra ameliyatları bu devam eder. Bunun bittiği zaman bu başlar. Birbirlerini döngülerler. Sıkıntı yok. Hemşire dayandıramıyorum abi şu hale bak. Şu ne zaman veriyordu bize şeyi? 8 saat. 8 saat sonra bize kaynak verecek bir hemşire daha çağırabiliriz. Hemşirenin maliyeti ne kadar? 2. Güzel. Uygun. Bizim için şu an en önemlisi bence ADS'dekilerin hızlı hızlı gelmesi ama Gaz bekliyor. Travma Travmayı geliştirdik. Travmaya adam gelmemeye başladı. Bizdeki şans daha harbi şans yani. Gerçekten inanılmaz şanslıyız. Yolla karar ya. Neden erkek hemşire yok? Erkekler savaştı çünkü abi rahibeler hep şey yapıyor, hemşirelik yapıyor. Bu çok bariz bir durum. İkinci Dünya Savaşı için de aynı şey geçerli. 10 kişi yaralı, 3 kişiyi taşıdılar buraya güzel. 4 kişi oldu muhtemelen. Ve işte bunların gidip gelip taşıması, önce burayı dolduruyorlar. Buradan da buraya geliyor. Buraya geldiklerinde baya bitik olacak o hastalar. Durumları acil olanlar gelecek. Maliyeti düşürüyorsun. Rehabilit Rehabilitasyon düşür. Çünkü çok fazla hastamız var. ADS understaff diyor. Nasıl understaff lan? 4 kişi çalışıyor zaten. Daha fazlasını ben koyamıyorum şu an. Burayı da büyütmemiz lazım. Medik ekibinin lojmanını da büyütmemiz lazım o zaman. Bunları da büyütmemiz lazım. Lazım da lazım. Komplikasyon şansını düşürüyorsun. Travma şeyini arttırıyorsun. Bunu yapalım. Travma biraz akmaya başlasın. Bir kişi atasak 1 saat 47 dakika, 1 saat 24, 1 saat 7 tamam. Gel ondan sonra da biraz üretim yapmamız lazım. Malzemeler tükenmeye başladı gibi. Özellikle de cepheden gelecek hastalar adına bayağı fark edebilir. Kar. Röntgen yaparız onu da yaparız. Birileri yine öldü. Yalnız tepkimizdeki rahatlık. Birileri yine öldü. Tamam. Travma üretiyorum işin komik kısmı ama travma şu an üretmemize de gerek yok hakikaten. Gaz çok felaket. Gaza destek vermemiz lazım. Gaz daha da fazla fright kullanıyor. Bir de alkol kullanıyor. Aman ya Rabbi ya. Gerçekten. Kıyamet gibi şey kullanıyor, malzeme kullanıyorlar. Kaç kişi kaldı? Ne oldu? 7 kişi siperde kaldı. Yine taşıyor 4 kişi. Bir gelecekler ki buraya var ya. Of. Hipnosis tamamlandı. Tamam şimdi. Hipnozu yaptık. Parayı bitirdik yalnız. Bir kaynağımız var para olarak. Onunla yapılabilecek bir şey var mı? Oksijen şey yapıyor. Ne oluyor? %50 daha fazla alıyor. Ama he %50 daha az kaynak, %30 da süresini azaltıyor gazdakilerin. Ama asker savaşamaz duruma geliyor. Amputasyon gibi yani. Amputasyon gibi oluyor. Buradakiler çok pahalı. Üretimde bir şey var mı ucuza böyle yapılabilecek? O da yok. Gözcülere bir şey veremez miyiz? Gözcüleri hızlandırıyor ve köpek ekliyor ekibe. Bence yapabiliriz. Gözcüler çok yavaş çünkü ya. Hem de puan olarak da bayağı ucuz. Hızlı da yapılır. <laughs>